Herkese merhabalar arkadaşlar. İkinci oyunum olan strateji oyunlarından da videolar yüklemeye karar verdim. Kanalımda bir format değişikliği söz konusu. Yalnız çekilişlerim devam edecek. Sadece nasıl yapacağım konusunda kafamda bazı belirsizlikler var. Onları da bir dahaki videomda çözmüş olacağım. Güncel iki tane çekilişim var. Mavi kerevit çekilişi ile lepistes balığı çekilişi. Bir sonraki videomda bunun talihlerini açıklayacağım. Yeni çekilişlerimi de nasıl yapacağım konusunda size tebliğ edeceğim arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdiye kadar kanalımda birinci hobim olan lepistes'lerden bahsetmiştim. Bu da ikinci hobim, strateji oyunları. Bunda da sizlere stratejilerim hakkında bilgi vermek istiyorum. Medieval of Total War 2 oyunun adı. Burada Türklerle bütün dünyaya hükmetmeye çalışacağız arkadaşlar. Evet, başlangıcı geçelim. Evet arkadaşlar, ilk videom olduğu için ilk oyun videom olduğu için oyundan size bahsetmek istiyorum. Şurada gördüğünüz kısım dünyanın haritası, oyundaki dünya haritası. Burada çeşitli ülkeler yer almakta. Günümüzdeki ülkeler de yer alıyor. Biz Türklerle oynayacağız. Türkler gerçekten oyunda da dünyadaki en zor coğrafyalardan birisi. Çünkü bütün Avrupa ülkeleri birleşiyor. Ortodokslar var burada. Bizans İmparatorluğu, yani Doğu Roma İmparatorluğu ve burada Ruslar var. Bunlar Ortodoks. Ortodokslar var. Burada da Katolikler var. Katolikler Haçlı Seferleri düzenleyecek. Zaten Ortodokslarla savaşacağız. Burada Araplar var. Bu bölgede de Araplar var. Oyunun ilerleyen vakitlerinde göreceksiniz. Onlar da tabii ki bize saldıracaklar. Daha sonra Moğol saldırıları olacak. Moğol saldırılarından sonra da Timur saldırıları olacak. Oyunun amacı her ne kadar da bütün dünyayı ele geçirmek olarak görünse de Türklerde bu olay daha değişik. Türklerde hayatta kalma mücadelesi gibi bir şey. Sadece biz hayatta kalmaya çalışacağız. Devletimizin varlığını sürdürmeye çalışacağız. Bize yapılan saldırılara karşılık vereceğiz. Harici bir saldırı yapmamıza gerek yok. Zaten bütün dünya şu anda olduğu gibi yine bize karşı olacak arkadaşlar bu tarihlerde de. Gerek Müslümanlar, gerek Hristiyanlar, gerek Ortodokslar bize saldıracaklar. Oyunun başlangıcı olduğu için bunları anlatıyorum. Oyunumuz çok zevkli geçecek arkadaşlar. Çünkü birçok oyun videosu da seyrettim ben. Gerekli stratejileri arkadaşlara anlatmayı geçiyorlar. Ben bütün stratejileri, savaşları size anlatarak oyunu sürdüreceğim arkadaşlar. Yarım saatlik aralarda videolarımı yüklemeyi düşünüyorum. Yani yarım saat, yarım saat. Oyunun başlangıcında arkadaşlar Musul, Yerevan, Kayseri ve Ankara bizim 4 tane şehrimiz, daha doğrusu 2 şehir 2 kale halinde. Başkentimiz Ankara, o zamanki adı İkonium. Bu gördüğünüz bizim papazım, düzeltiyorum arkadaşlar, imamımız, diğer Ortodokslarda ve Katoliklerde papaz var, imamımız. İmam ne işe yarıyor? İmam arkadaşlar, şöyle göstereyim. Burada şehrin inancı var arkadaşlar. Bizim Ankara şehrinin oyunun başlangıcındaki inancı %80 İslam, %15 Ortodoks, %3 Pagan, %3 Heretik olarak geçiyor arkadaşlar. Bu tabi milli birlik harici bir dini birlikte olması lazım devletimizde ki isyanlar çıkmasın. Bunlar ne kadar fazla olursa arkadaşlar, diğer din mensupları ne kadar fazla olursa o kadar fazla isyan çıkıyor. Daha sonradan asileri göreceğiz. Yani günümüzdeki teröristler diyebilirim. Onları göreceğiz. Onlarla da savaşacağız arkadaşlar. Nitekim ilk alacağımız şehirler de bu asilerin yönettiği şehirler. Yani şu anki dünya durumuna bakarsanız Kuzey Irak, Kuzey Suriye gibi bir başıboşluk olmuş. Herhangi bir devletin düzeni, nizamı içinde bulunmamış.
kim kime dumduma olan şehirler arkadaşlar. Bu oyunumuzda zaten Büyük Selçuklu İmparatorluğu yıkıldıktan sonraki bölümden başlayan bir oyun. O yüzden Büyük Selçuklu Devleti parçalanmış. Biz Türkler olarak nizamımızı bu 4 şehirde sürdürüyoruz arkadaşlar. Diğer şehirler maalesef teröristlerin eline geçmiş durumda. İlk yapacağımız iş onları ele geçirmek, oraya da Türklerin nizamını yaymak olacak. Hemen oyuna başlayalım. Daha sonra tabii ki anlatacağım. Bu vergi durumumuz, normal bir vergi alıyoruz arkadaşlar. Bu vergiyi yükseğe çıkaralım ki gelirimiz artsın. Çünkü şurada bakın şu 8000 yazan bölümde o bizim bütçemiz, senelik bütçemiz. Ona göre harcamaları yapacağız, ona göre şehirlere inşaat yapacağız, bazı tesisler kuracağız ve asker üreteceğiz. Şimdi milli birlikten sonra dini birlik de önemli demiştik. O yüzden ilk yapacağımız şey küçük bir mescit olacak ki Müslümanlar çoğalsın, burada dini ibadetlerini yapsınlar ve sayılarını muhafaza etsinler. Daha sonra arkadaşlar ticari olarak ben bunları tabii direkt otomatikman sıralıyorum. Bir liman yapacağız. Liman burada. Buradan ticaret yapabileceğiz arkadaşlar. Daha sonra market, maden, tarlalar ve şinşi var arkadaşlar. Buradan bu bir istihbarat merkezi gibi bir şey. Evet. Oradan ajan üretebiliyoruz. Ajanımızı da göstereceğim. Evet, buradaki bu turluk işimizi bitirdik demeyelim. Bitirmedik. Daha sonra askeri birlikleri arkadaşlar savaş döneminde anlatmayı planlıyorum. Bu bizim şu an Ankara'ya valilik yapan, aynı zamanda da devletimizin imparatoru olan Sultan Celal. Celal'i arkadaşlar hemen buraya gönderiyorum. Bunlar bizim sınırlarımız. Ankara sınırlarında Watch Tower, yani gözetleme kulesi, Hisar yapıyorum arkadaşlar. Bu Hisar'ın önemi ne? Hisar bütün topraklarımızı ve topraklarımızın ötesini gözetlememize yarayan bir yapı. 500 fiorin değerinde. Bunu niye yapıyorum? Çünkü bu kendi topraklarımızı bütünüyle görmemiz lazım. İsyanlar çıkıyor, diğer devletler saldırıyor, askerleri geliyor. Şu an buralarda kör durumundayız, hiçbir şey göremiyoruz. Burada ne olup bitti hakkında hiçbir fikrimiz yok. Burada da yoktu. Hisarımızı yaptık. Hisarımızı yapınca ilk Doğu Roma İmparatorluğu komşumuzu burada görmüş olduk. Kıbrıs arkadaşlar. Kıbrıs Doğu Roma'nın elinde bir kaleleri var. Hemen ikinci şehrimiz Kayseri'ye gelelim. Evet, Kayseri şehrinde de bir düzenleme yapalım. İlk önce mescidimizi yapalım arkadaşlar. Daha sonra da bu kaleyi şehre dönüştüreceğiz. Niçin şehre dönüştüreceğiz? Arkadaşlar, ticari olarak Kayseri iç kesimde bulunuyor. Bu yüzden pek bir ticari olarak bize kar elde etmiyor oyunun mantığına göre. Bu yüzden kale. Kalede yaptığınız askeri birliklerle, burada bu askeri birlikleri yapabiliyoruz arkadaşlar. Şehirde yaptığımız askeri birlikler farklı. Kaledekiler daha güçlü. O yüzden buraya kale yapmışlar. Ama ekonomik olarak ilerlemek daha mantıklı geliyor. Çünkü burada sadece normal vergi alabiliyorsunuz kalede ve nüfus çok fazla artmıyor. Daha fazla vergi alamıyorsunuz. O yüzden ben şehre çevireceğim bunu. Ve şehirde daha fazla sosyal yapı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İnsanlarınız daha rahat edebiliyor. Hemen buraya da bir gözetleme kalesi yapalım. Evet, Yerevan arkadaşlar. Şu an Ermenistan'ın başkenti olduğunu biliyorsunuzdur Yerevan'ın. Hemen burada da yapılarımızı yapalım. Mescit. Daha sonra küçük yol. Bunlar arkadaşlar ben size yapıldıkça anlatayım. Bu yapılar tamamlandıkça ben size bunları anlatayım. Öyle daha sıkıcı olacağı kanaatindeyim. Evet, burada da yine hisar yapmak için çıktık. Hisar çok önemli arkadaşlar. Oyunun başından niçin bu kadar çok hisar yapıyorsunuz diyebilirsiniz ama savaşmadan önce bir hazırlık savaşı ve kendi topraklarınızı korumanız öncelik arkadaşlar. Buradaki vatandaşlarınıza
ve askerlerinize karşı bir sorumluluğunuz var. Burada arkadaşlar bilmeniz gereken bir şey daha var. Şimdi burayı direkt şehre çevirirsek küçük bir şehir oluyor Musul. O yüzden bu kaleyi upgrade yapacağız ve büyük seviyedeki ilçe anlamına gelen bir şehire çevireceğiz daha sonradan. O yüzden buradaki kaleyi upgrade yapmayı tavsiye ediyorum. Ben kendim de öyle yapıyorum. Bu seneler sonra bulduğum bir çözüm. Bu oyunu bayağı süredir oynuyorum çünkü. Evet, burada yapacaklarımız neredeyse tamamlandı. Bu ajanımız arkadaşlar. Ajan yine göremediğimiz yerleri görmeye yarıyor. Ayrıca evet arkadaşlar, ajanımızdan bahsediyorduk. Ajanımız görmediğimiz yerleri görmeye yarıyor. Ve diğer askeri birlikleri içeriğini görmemize yarıyor arkadaşlar. Ajanımızı bu tarafa doğru gönderelim. Komşularımızı görelim. Evet, burada Doğu Roma İmparatorluğu, İstanbul. O zamanki adıyla Konstantinopolis var arkadaşlar. Diplomatımızı da gönderelim. Diplomatımız da arkadaşlar birçok işe yarıyor. Diplomat çok önemli bu oyunda. Diplomasiyle bazı problemlerimizi çözebileceğiz. Veyahut vergi isteyeceğiz. Vergi vereceğiz, haraç isteyeceğiz, haraç vereceğiz, rüşvet vereceğiz. Bunların hepsini diplomat sayesinde yapacağız. Bunlar tabi kullandıkça, daha fazla kullandıkça anlatacağım. Şu an yapacağımız hiçbir şey kalmadı arkadaşlar bu turda. Ve turu atlatıyorum. Evet arkadaşlar, Sultan Celal'e bir evlatlık oğul geldi. 20 yaşında. Haji Deringil. Evet, bunu kabul etmeyeceğim arkadaşlar. Kendi çocuğu olmasını bekleyeceğim. Bir görevimiz geldi. Tiflis'i ele geçir diyor. Bakalım, Tiflis burada arkadaşlar. Tiflis'i 15 tur içinde ele geçirirsek bize en iyi askeri birliklerimizden birkaç tane hediye olarak vereceklerini söylüyorlar. Bu konsülün aldığı bir karar. Evet, oyunun cilveleri. Konsül sizin adınıza karar alıyor, hediyeler veriyor. Tekrar sırayla yapalım. Bu işleri sırayla yapmak arkadaşlar strateji oyunlarının en önemli parçası. Sırayla yapmazsak eğer karışıklıklar ve unutkanlıklar oluyor. Evet, buraya da bir gözetleme kulesi yapıyoruz arkadaşlar. Ankara'nın her yerini görmemiz çok önemli. Evet, Kayseri'deyiz. Evet, Yerevan. Evet, bu arada arkadaşlar gelirimiz, daha doğrusu harcama yapacağımız paramız, bütçemiz tükendi. 161 fiyorenimiz kaldı. Evet, bu genel bütçemiz arkadaşlar. Gelirimiz 5631 şu an. Harcamamız 7670. 2039 fiyorun içeri girmişiz. Bu da yaptığımız yapılar. Her yere önce mescit yaptık arkadaşlar. Dini birliğimizi sağlamak adına. Mescitlerimizi kontrol edelim. Kayseri'yi arkadaşlar şehre çeviriyorduk. O gerçekleşmiş. Yerevan'da da yol yapımı var. Musul'da kalemizi upgrade ediyoruz. Çok fazla yapı harcaması yaptığımız için paramız tükendi. Evet. Gelelim, ajanımızı ilerletelim. Evet arkadaşlar, Bursa göründü. Burası Bursa. Ve Doğu Roma'nın askeri birlikleri var. Evet, Bursa'ya götürelim diplomatımızı da. Turu atladık arkadaşlar. Bu sefer de prensimiz Mustafa'ya arkadaşlar bir evlatlık veya yaver diyelim, bir komutan geldi. Bunu da kabul etmeyeceğim. Çünkü kendi soyumuzdan bir ilerleme olmasını istiyorum. Ajanımızı ilerletelim arkadaşlar. Diplomatımızı da gönderelim. Ankara'ya döndük.
Continuing tomorrow, my... What is the Sultan's will? Kayseri. Yerevan. 1105 fiyorenimiz var şu an. Buraya bir gözetleme kulesi yaptım. Evet, Musul'a da bir gözetleme kulesi yapıyorum. Buraya da bir gözetleme kulesi yapıyorum. Evet arkadaşlar, buralar hani faydasız gibi görünebilir ama buraların da faydasını göreceğiz ilerleyen dönemlerde. Oraları görmek de çok önemli çünkü buralarda çok isyan çıkıyor. İsyancı askeri birlikler oluyor. Evet. Gelirimiz 5615. Eksi 4256. Evet, yeni bir ailemize çocuk doğdu arkadaşlar. Adı Huban Attaullah. Hemen aile kutumuzu açalım. Burayı da göstermiş olalım. Evet, bu bizim ailemiz arkadaşlar. İmparatorumuz Sultan Celal'di biliyorsunuz. Prensimiz Mustafa. Buradan bahsetmemiştim, bahsedeyim. Daha reşit olmamış Tutuş adında bir oğlu var imparatorun. Nefise adında bir kızı var ve Huban'da kız çocuğuymuş arkadaşlar. Yeni bir kızı daha oldu. Bu imparatorluk soyunun soyadı arkadaşlar Attaullah. Evet, Attaullah soyundan gelenlerin hepsi ilk imparator Celal'in soyundan gelmiş olacak. Daha sonra tabi damatlarla beraber bir karışıklık meydana gelecek. Bunları oyun ilerledikçe anlatacağım. Evet, şu an yine yapacaklarımız bitti. Bir tur daha atlayalım. Oyunun ilk başları arkadaşlar biraz sıkıcı gibi gelebilir. Ama sıkıcı değil. Yine reddediyorum. Kendi soyundan komutanların devam etmesi için. Savaşmadan önce mutlaka sağlam bir hazırlık yapmanız lazım. Palas Pandıra savaşlarda ilk başta kazanıyor gibi görünseniz bile daha sonradan kaybedeceğinizi tecrübe edebilirsiniz. O yüzden savaşmadan önce hazırlık safhası çok önemli. Evet, ikoniyumda gözetleme kulemizi yaptık. Kayseri'de gözetleme kulesi işimiz bitti arkadaşlar. Prens Mustafa'yı, Veliaht Prens Mustafa'yı Kayseri'ye tekrar konuşlandıracağım. Evet, Yerevan'a da bir gözetleme kulesi daha yaptık. Musul. Evet, Kayseri'yi şehre dönüştürdük arkadaşlar. Burada önemli konulardan birisi. Artık Kayseri'ye yapı yapabiliriz. Vergimizi önce arttıralım. Evet, vergiyi arttırdık. Şurada bir yeşil yüz vardı. Sarıya döndü arkadaşlar. Bu vatandaşların memnun olma durumu. Yeşil çok memnunlar. Sarı artık yüzleri uğraşmaya başladı. Mavi oluyor bu. O zaman homurdanıyorlar. Kırmızıya dönerse şehirde isyan çıkıyor arkadaşlar. Şehirden sizin birliklerinizi atıp asiler olarak olabiliyorlar. Şu Adana'daki gibi arkadaşlar. Adana'yı mesela asiler yönetiyor. Daha önceden bahsetmiştim. Şu anki Kuzey Irak veya Kuzey Suriye'nin durumu, hiçbir devlet hüküm süremiyor. Teröristler yönetiyor. O yüzden bu suratlar önemli. Hemen buraya yapı yapalım arkadaşlar. Yeşil olması önemli. Çünkü şehrin nüfusu arttıkça arkadaşlar bu olaylar değişecek. Yapıları oldukça anlatacağımı söylemiştim. Tamamlandıkça anlatacağım. O yüzden yapıları otomatikman yaptım. Evet. Generallerimizin işleri tamam. Evet, ajanımızla şöyle bir gözetleme daha yapalım. Burası İzmir arkadaşlar. Doğu Romalılar gördüğünüz gibi İzmir'e doğru yaklaşıyor. Evet, şu an üstüne tıkladım birlikleri görmek için. Ben ne bir dostum ne de düşmanım diye bana karşılık verdi. Evet, şu an ne dost ne düşmansınız ama diplomatımızı gönderiyorum. Bakalım ne olacaksınız. Evet, diplomatı arkadaşlar Bursa'ya gönderdim. Burada bir sürü seçeneğimiz var. Bu rüşvet seçeneği. Rüşvet vererek şehri alabiliriz ama tabii ki rüşvetimiz, verecek paramız yok. 410 fiyorenimiz var. Bu aile kurma, bu ticaret anlaşması. Bunlar da arkadaşlar anlaşmaları yaptıkça
bahsedeyim, anlatayım size. Şu an bizim Bizans'ta yapacağımız en iyi anlaşma ticaret anlaşması ve bu bizim çok cömertçe sunduğumuz bir anlaşma. Buradan evet anlıyoruz, vereceğin hırs diyor. O yüzden bu anlaşmayı yapıp üstüne bir şeyler isteyebiliriz. Ne isteyebiliriz mesela? Evet, ne isteyebiliriz derken anlaşmayı sundum. Çok mutlu bir şekilde kabul ettiler. Karşılığında para isteyecektim ama isteyemedik. Ne yapalım, böyle bir karışıklıkta yaşadık. Evet arkadaşlar, şimdi diplomatımızı Mısır'a doğru göndereceğim. Çünkü Mısırlılar yakın zamanda buraları fethedecekler. O yüzden Mısır'la da bir anlaşma yapmak mantıklı. Evet. Şimdi bildirimlerimize bakalım. Evet. Bütçemiz iyi gidiyor. Evet. İkonium'da arkadaşlar, Ankara'da limanımız oldu. Artık liman ticareti yapacağız. Liman ticareti çok önemli bir gelir. Çünkü bu 1100'lü, 1200'lü gelirden direkt 1507'li bir gelire ulaştı Ankara şehrimiz. Bu yeşil olan alanlarda ticaret yaptığımız yerleri gösteriyor arkadaşlar. Gemiyle ticaret yaptığımız yerler. Bakalım nereye gidiyor? Evet, bir tanesi Selanik'e gidiyor. Burada Selanik var. Diğeri de arkadaşlar İstanbul'a gidiyor. Çünkü yeni ticaret anlaşması yaptık Bizanslılarla. Artık bizim ticari gemilerimiz veya ticari arabalarımız burada da görünüyor. Artık Bizans topraklarına, Doğu Roma topraklarına girebilir. Onlarınki de bizimkine girebilir. Artık biz bu devlette resmi olarak ticarete başladık ve çift taraflı olarak gelir elde ediyoruz bundan. Bu da bizim gelirimizi arttıracak bir durum. Yine yapacak bir şeyimiz kalmadı. Bir tur daha atlayalım. Evet. Prens Mustafa'yı arkadaşlar kız isteyeceğiz. Daha doğrusu talip geldi diyelim. Rabia Çıktıkçı. Evet. Muradını erdirelim. Veliahtımızı. Artık evlendi. 16 yaşında bir gelini var ve artık çocukları olacak. Evet, veliahtımızın çocukları olabilecek artık. Önce diplomatımızı hareketlendirelim arkadaşlar. Daha sonra Ankara'daki gözetleme kuleleri işlemlerine devam edelim. Evet arkadaşlar, burada bir gelişme oluyor. İzmir'i Doğu Roma İmparatoru kuşattı. İmparatorluğu kuşattı. Başında generali yok, sadece askerler var. Burada ajanımız sayesinde burada olan olayları izleyebiliyoruz, haber alabiliyoruz. Kayseri'de arkadaşlar veliahtımızı yönetime geçirdik. Gelirimiz de direkt arttı. Şöyle göstereyim. Veliahtı çıkarınca 1188 florin gelirimiz var. Veliaht içeriye girdiği zaman 1281, yani 100 florinlik bir etkisi oluyor valinin. Tabi her valinin değişik. Bunlar arkadaşlar generallerimiz ama ailemize üye olmayan generallerimiz. Oyunun başında bu şekilde bir ayrıcalık veriliyor. Bunları daha sonra böyle bir şey yapamıyorsunuz. Daha sonra elde ettiğiniz generallerin hepsi ailenin bir parçası oluyor. Evet, Musul'daki işlem de bitmiş. Gelirimiz yine iyi gidiyor arkadaşlar. Evet, Yerevan'da marketimiz oldu. Marketimiz ne işe yarıyor? Hemen anlatayım. Market olunca arkadaşlar hem ticaret hacmi genişliyor şehrin, hem de bu merchant yani ticaretçi dediğimiz bir karakter ortaya çıkıyor. Evet, ticaretçi arkadaşlar 550 fiyoru ne yapabiliyorsunuz ticaretçiyi? Ticaretçiyi yaptığınız zaman şöyle göstereyim. Şurada mesela bakın bir kelepçe var. Bu kelepçe köleler anlamına geliyor. Ticaretçiyi bunun üzerine getirdiğiniz zaman buradan köle ticareti yapıyor ve bir gelir sağlıyor. Her turluk bir geliri var. Şöyle göstereyim. Ankara'da da burada koyun var.
koyun yünü olsun, süt olsun veya koyun alışverişi, ticaretçiyi buraya getirdiğiniz zaman yine buradan bir gelir elde ediyor. Burada da sülfür var. Yine sülfür ticareti yaparak bir gelir elde ediyor. Şimdiki iş adamları gibi, Koç, Sabancı gibi bunu da kullanabiliyorsunuz. Şu an gelirimiz çok fazla olmadığı için bu şekilde bir ticaretçi yapma ihtiyacına duymuyorum. Ama ileride yapacağız ve ticaretçiler birbirlerini satın alabiliyor. Nasıl ki arkadaşlar, benim ticaretçim gidip Doğu Roman'ın eğer burada bir ticaretçisi varsa burayı satın alıp buradan gelir elde edebiliyor veya satın almaya gidip kendi de satın alınabiliyor. O da bir savaş gibi bir şey. İlerleyen safhalarda onu da göstereceğim. Evet, Veliaht Prensimizin evliliği halka duyuruldu. Evet, bir tur daha atlıyoruz arkadaşlar. Oyunun ilk 10 turu, 15 turu hazırlıkla geçecek. Daha sonradan savaşacağız arkadaşlar. İnşallah savaşmayız. Keşke savaşmasak. Bu şekilde ticarete ve barış içinde devam edebilsek ama mutlaka gelişmeler bizi savaşa sürükleyecek arkadaşlar. Bu sizin elinizde olmayan bir durum. Ki ben barışçıl bir oyun oynuyorum şu anda. Buradan hemen bakalım. Doğu Roma İmparatorluğu'nun askerleri yenilmiş ve geriye çekilmişler arkadaşlar. Burada da Emperor Alexius, İmparator Alexius arkadaşlar Trabzon'a doğru yürüyor. Evet, burası Trabzon. Trabzon'a doğru yürüyüşe geçmiş. Bunları da hemen bilgi aldık ajanımız sayesinde. Ankara'daki gözetleme kulesi işlerine devam edelim arkadaşlar. Çok az bir burada işimiz kaldı. Kayseri'de yapacağımız işimiz yok. Yerevan'da arkadaşlar gözetleme kulesi yapıyoruz. Yerevan'da da işimiz az kaldı. Evet, Musul'un da etrafını iyice görmeye başladık. Bağdat ortaya çıktı. Evet. Bağdat'ı unuttuk arkadaşlar. Musul'u unuttuk. Musul'u şehre çevirmemiz lazımdı. Onu unuttuk. Evet, onu yapalım. Evet, bir tur daha atlıyoruz. 7. tura geçiyoruz. Kronprens Mustafa'ya yine bir evlatlık teklifi geldi. Kabul etmiyorum arkadaşlar. Bu arada çok çocuğumuz doğmuyor. Bunun sebebini anlatayım. Çünkü 4 tane şehrimiz var. Çok çocuk yapmalarına gerek yok. Yönetici olması açısından. Bu şehirler arttıkça çocuklarımız çok doğmaya başlayacak arkadaşlar. Evet, diplomatımızı hareket ettirelim. Evet, bakalım. Doğu Roma İmparatoru hala ilerliyor arkadaşlar. Kendi sınırlarını geçti. Trabzon sınırlarına girdi. İzmir'i fethedemediler. Kayseri'de işimiz kalmamıştı. Yerevan'daki gözetleme kulesi işlerini tamamlayalım diyeceğim ama paramız bitmiş arkadaşlar. O yüzden tamamlayamıyoruz. Bir dahaki tur paramız kalırsa yapacağız. Bildirimlere bakalım. 223 fiyor inkar etmişiz. Bu quest stolt arkadaşlar, şehirlere yapmış olduğumuz yapıları yapamadığımız zaman, yani onları yapmaya paramız yetmediği zaman çıkan bir şey. Şu an demek ki öyle bir durum var. Hemen bakalım hangisinde var. İkonomimde market yaptık. Daha önceden merchant'ın, yani ticaretçinin yapıldığını anlatmıştım. Burada arkadaşlar madenler için para ayrılmış. Kayseri'de evet asker ocağı yaptık arkadaşlar. Şu asker ocağı tam maç. Bunu yaptığınız zaman şu askerlerden yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şehirde üretebiliyorsunuz. Tam milita, yani bunlar ilçe milisleri anlamına geliyor. Şu anki polis teşkilatı gibi diyebilirsiniz. Ama bunları alarak tabi savaşlarda da kullanabiliyorsunuz. Askeri bir birlik. Saldırı gücü 5. Koşarak saldırdıkları zaman artı 2 geliyor. Şu Weapon Type Melee, yani sadece yakın dövüş, mızrak veya kılıçla yapıldığını gösteriyor. Defansı 7 arkadaşlar. Tabi bunlar daha sonradan arttırabileceğimiz özellikler. Onlardan da bahsedeceğim. Kayseri, Yerevan'da, evet Yerevan'daki yapıya paramız yetmemiş. Quas Stolt arkadaşlar, bunu göstermek için
size anlatıyordum. İstihbarat servisini yapacak paramız kalmamış. Onu da öbür turu yapar inşallah. Bakalım bir işimiz kaldı mı kalmadı. Bir tur daha atlayalım. Evet, Kron Prens Mustafa'ya bir evlatlık teklifi daha geldi. Tabii biz evlatlık istemiyoruz ama sürekli evlatlık teklifi geliyor. Evet, şuraya da son gözetleme kalesini yaptık mı arkadaşlar? Ankara'daki de gözetleme kulesi işlemlerimiz bitecek. Evet, yürütelim. Şuradan bakalım, İmparator Alexus gerçekten Trabzon'a doğru ilerliyor arkadaşlar. Bunu tabi deneyimlerim sayesinde öğrendim. Yerevan'daki son gözetleme kulemizi de şuraya yapacağız arkadaşlar. Musul, devam edelim. Musul'dan. Evet, Musul'daki son gözetleme kalemizi de yapacağız. Bu gözetleme kulesi işleri bittikten sonra arkadaşlar topraklarımızı genişletmemiz lazım. Niçin genişleteceğiz? Aslında genişletmemize gerek yok ama daha önceden bahsettiğim şu asi alanlar arkadaşlar bizim diğer ülkelerle hem ticaret yapmamızı engelliyor. Hem de buradan düzensizlikler bizim kendi topraklarımızı ve insanlarımızı etkiliyor. O yüzden buraları denetimimiz altına almamız lazım. Gördüğünüz gibi etrafımız hep asilerle çevrili. Ve bizim gelişmemizi, insanlarımızın refaha kavuşmasını engelliyor bunlar. O yüzden buralara nizam vermek durumundayız. Güvenliğimizi ve refahımızı sağlamak için. Şu an ülkemizin içinde bulunduğu şartlar gibi. Bir tur daha atlayalım. Evet, Tutuş, Atdavla, Neslihan, Borotov ile evlensin mi? Evet, evlensin. Evet, Tutuş kim arkadaşlar? Tutuş bizim yetişkin olmayan prensimizdi ve yetişkin hale geldi. 16 yaşında yetişkin oluyor gördüğünüz gibi. Ve onu hemen evlendirdik. Şu an nerede bakalım? Şu an Ankara'da. Evet, Ankara'ya vali oldu. Çünkü imparator olan babası Celal gözetleme kuleleri yapmakla meşgul. Evet, Celal'i gözetleme kulelerini bitirdi Celal ve Ankara'ya geri gönderdik. İmparator Alexius iyice yaklaştı Trabzon'a. Yerevan'daki işimizi de bitirdik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 30 dakikalık süremiz doldu. Hemen oyunu kaydedip bu bölümü sonlandıracağız. O yüzden biraz çabuk hareket etmek istiyorum. Evet, seni de Yerevan'a geri gönderelim. Yerevan'daki gözetleme kulesi işlerimiz de bitti arkadaşlar. Evet ve Musul'daki gözetleme kalesi işlerimiz de bitti. Şu an bütün topraklarımızı ve belirli nizami etrafını bakın görebiliyoruz. Şu an gözlerimiz açılmış durumda gözetleme kuleleriyle beraber. Şöyle bir kritik yapalım. Doğu Roma İzmir'e tekrar saldırıyor. Bu sefer bir komutan göndermiş arkadaşlar. Adanalı Asimopoulos. İmparatorları yürüyor Trabzon'a doğru. Şimdi arkadaşlar, Doğu Roma'nın buraları alması bizim için hem iyi hem kötü. Stratejik bakımdan anlatayım. Kötü, etrafımızı kuşatmış olacaklar. Artık güçlü bir komşumuz olmuş olacak. Bize çeşitli dini, ticari saldırılarda, belki de direkt askeri saldırıda bulunacaklar. Bunları göreceğiz. Şu an ilişkilerimiz çok iyi. Sadece birbirimizle ticaret yapıyoruz. İlişkilerimiz kusursuz gibi şu anda ama ilerleyen dönemde öyle olmayacak. Hemen bakalım, burada asi şehirleri var arkadaşlar. Evet, ilk bölüm biraz sıkıcıymış gibi gelebilir arkadaşlar. Hiç savaşmadık çünkü. Sadece bir hazırlık safhasıyla İlk bölümümüzü geçirdik. Tutuş'un reşit olduğunu haber veren bir bildirim. İkonayım'da madenlerimiz tamamlandı. Gelirimiz arttı. 1852 florin oldu. Evet. Bir imam yapalım. Çünkü lazım olacak. Kayseri'de mescidimiz, büyük mescidimiz tamamlanmış. Evet.
Tutuş'u evlendirdik. Onun bilgisi. Evet arkadaşlar, hazırlık safhamız tamamlandı sayılır. İlk 30 dakikada hazırlık safhamızı tamamladık. Bundan sonraki bölümlerde büyük ihtimal büyük savaşlar yaşayacağız. Bakalım tarih bize neyi gösterecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim.